C++'da istedik kinemaniye geliyorum. Aslında konuşmuştuk birazcık. Dedik ki böyle bir tane sınıfımız olsun. Box diye bir tane sınıfımız var. Box diye bir tane sınıfımız var. Constructor 3 tane parametre alıyor. Aldığı parametreleri atamış hemen. Yalnız parametre olarak alınmayan bir tane object count diye bir data member'ımız var. Bu static bir data member'ı. Bu adamın yapmaya çalıştığı şey box sınıfının şeyleri. Box sınıfını kullanan her kimse. Fotoğrafı oluşma ya, buraya gelmek yok. Orada bir sürü boş yer var. Gelin. Arkaya geç. Burada boş yer var. Tamam. Şimdi box sınıfının constructor'ı 3 tane parametre aldı. Parametreyi güzel yazdı buraya. Object count diye bir tane static data member'ımız vardı. Bunun amacı kaç tane box objesi oluşturdu? Onu bulmak, object count. Bunu yapacak. Volume denen fonksiyon member, tamam mı? Function member, length'i, breadth'i ve height'i çarpıyor. Bize bunu return ediyor. Bu volume'i veriyor. Get count'a object count'ı return ediyor. Object count'ı return ediyor. Gördüğünüz gibi get count'a statik bir fonksiyon. Şimdi bir sınıfın içerisinde bir static data member'ımız var. Static data member var. Bir de static function var. Static function demek sadece static data member'lar üzerinde çalışabilen fonksiyon demek. Tamam mı? Eğer bu get count'un içerisine length yazsaydım, tamam mı? Breadth yazsaydım, length height yazsaydım bu şey diyecekti ki get compiler bana get count bir static data get count bir static function, sen static function'un içerisinde bunu yapamazsın diyecekti, tamam mı? Bu bizim şeyimiz, static bir fonksiyonumuz. Static olmasaydı, eğer bu static olmasaydı, bu static lafını buradan silseydim yine object count'a erişebilirdim, tamam mı? Yani problem yok, çünkü constructor'ın static olmadığı halde, zaten constructor static olamaz. Static olmadığı halde object count'a erişebilir. Volume de erişebilir, onda da problem yok, tamam mı? Yani static olmayan fonksiyonlar static şeylere erişebilirler. Static data member'lara erişebilirler. Ama static fonksiyonlar static olmayanlara erişemez. Tersi doğru değil. Onun neden olduğunu biraz sonra konuşalım biraz sonra. Tamam. Şimdi dedik ki eğer sınıfınızda bir static data member varsa onu yüklendirmeniz lazım. Niye? Çünkü bizim yüklendirme için kullandığımız yer neresi yüklendirme için? Biz constructor kullanırız. Ama eğer biz object count'u constructor içerisinde yüklendirseydik problem ne olurdu oradaki? Geçen az konuştuk. Ne olurdu problem? Her obje oluştuğunda evet, static data member'a her seferinde 0 olur ya da 1 olur. Yani yüklendiriyorsanız kötü bir şey. Ben diyordum ki object count denen şey sınıfın tüm üyeleri tarafından görülüp değiştirilebilmeli. Eğer her obje oluşurken bunu ilklendirirse, ilk değer verirse diğerlerinin yaptığı boşa çıkacak. Bizim burada yaptığımız neydi? Her obje oluşurken bunu bir tane arttırırsa eğer biz kaç tane obje oluştuğunu bulabiliriz. Get count deyince ben burada alabilirim. Tamam mı? O nedenle ama burada bir yerden ilklendirilmesi lazım. Biz C'den C++'dan biliyoruz ki her şeyin ilklendirilmesi lazım. İklendirme için özel bir tane sintaks yapmışlar. Diyorlar ki global seviyede sınıfı hangi seviyede tanımladıysanız, sınıf bu seviyede ya, o seviyede box sınıfının object count diye bir tane integer'ı var. Başa static yazmıyorsunuz. Onun başa static yazmak kötü bir şey. Yazdığınız zaman compiler hata vermiyor. Başka bir manaya geliyor. O manası da artık bizim hoşumuza gitmiyor. Bunun başına static yazmak yok. Static'i burada yazdık. Şurada yazdık static'i. Tamam mı? Burada diyorum ki ben, burada diyorum ki işte box sınıfının object count isimli bir integer static'i var. Onun ilk değeri 0 olsun. Program çalışmaya başlar başlamaz herhangi bir box objesi oluşturmadan şu satır çalıştırmış oluyor. Program çalışmaya başlar başlamaz. Herhangi bir şey oluşturulmadan, herhangi bir box objesi oluşturmadan bu satır çalışıyor. Yani esasında object count denen integer hiçbir box objesi olmadan da yaşıyor. Hiçbir box objesi olmadan da yaşıyor. Şimdi main'e bakalım. Bu söylediğim cümleyi unutmayın. Main'de konuşurken onun hakkında bir daha konuşacağız. Ne diyor? Başlangıçta print total number of objects before creating objects. Herhangi bir obje yapmadan önce kaç tane box objem var soruyor. Initial stage count diyor.
ilk başlangıçta kaç tane box vardı? Böyle bir çağırma şeklini daha henüz görmemiştik. Box get count. Objelerin üzerinden yapardık yerde. İşte A nokta input, işte today nokta output gibi şeyler söylerdik. Yok, bunda öyle yapmamışız. Box sınıfının get count isimli bir statik fonksiyonu var. Onu çağırıyorum diyorum burada. Statik fonksiyonların özelliği bu şekilde çağırılabilirler ve bu şekilde çağırmalılar. Çünkü bu fonksiyon statik ya. Statik olduğu için sınıfın içerisindeki statik olmayan değişkenlere erişim yok. Dolayısıyla bu fonksiyonun çalışabilmesi için herhangi bir objeye ihtiyacı yok. O fonksiyonun çalışabilmesi için ihtiyacı olan tüm veri, tamam mı, sınıfın statik verileri arasında olduğundan dolayı bu fonksiyon herhangi bir obje olmadan sınıfın üzerinden çağrılabilir. Sınıfın üzerinden fonksiyon çağırdı. Tamam mı? O nedenle ne demiştik bunlara? Bazı diller bunlara şu türlü değişkenlere class variable diyorlar. Class variable, sınıfın değişkeni. Bu da sınıfın fonksiyonu diyebilirsiniz burada. Sınıf fonksiyonu, sınıf üzerinden çağırıyorlar. O kadar geneller ki çalışmalar için herhangi bir objeye ihtiyaçları yok. Box nokta volume diyemem. Burada box iki nokta üst üste, iki nokta üst üste volume diyemem, tamam mı? Öyle desem ne olur? Çünkü ortalıkta bana bir şey lazım. Length, breadth, height lazım. Volume için onlar lazım. Obje yapılmışım ki onlardan olsun. Dolayısıyla onu demem mümkün değil. Belki merak etmişsiniz de başlangıçta. Yani madem statik fonksiyonlar, madem statik olmayan fonksiyonlar, volume gibi fonksiyonlar hem non-statiklere hem statiklere erişebiliyor. Niye statiğe ihtiyacım var ki o zaman? Niye statik fonksiyona? Statik fonksiyona bunun için ihtiyacım var. Tamam mı? Statik fonksiyon yaptığım fonksiyonları sınıfın üzerinden çağırabiliyorum. Ve genelde o şekilde çağırıyorlar. Sınıfın fonksiyonları bunlar. Objeye bağlı değiller. GetCount'un çalışabilmesi için herhangi bir obje olmasına gerek yok. Devam edelim. Bu ne basacak ekrana? Initial stage count diyecek. Ekrana sıfır basacak. Çünkü ben bunu ilklendirmiştim. İlk değeri sıfırdı bana. İlk değeri sıfırdı. Ondan sonra iki tane box objesi yapmışım. Birinci box ve ikinci box. Volümünü falan çağırmamışım bunları. Ondan sonra şu sırada demişim ki box'ın get count'unu çağır. Yine aynı şekilde. Bu sefer ne basacak ekrana? İki basacak. Bu sefer iki basacak. Niye? Çünkü bunun konstrüktörü obje count'u bir arttırdı. Bir oldu. Bunun konstrüktörü bir tane daha arttırdı. İki oldu. Toplam iki defa konstrüktör çağrıldı. Burada da ekrana iki göreceğim. Tamam. Statiklerle ilgili temel olarak söyleyeceklerimiz bunlar. İşte yani fikir ne? Fikir şu. Sınıfa ait bir değişkeniniz olmasını istiyorsanız sınıfa ait. Sınıfın tüm objeleri tarafından aynı değişkeni görmesini istiyorsanız statik yapacaksınız onu. Statiklerin üzerine çalışacak fonksiyonlar varsa onu da yine statik yapacaksınız. Sadece statikler üzerine çalışan fonksiyonları statik yapın. Hem statiğe ihtiyacı var hem de non-statiklere ihtiyacı varsa o zaman onlar statik fonksiyon olamaz. Başka bir şeyler yapıyorlar demek ki onlar. Demek ki onlar başka bir şeyler yapıyorlar. Tamam, tekrar başa dönüp statikler hakkında konuşalım birazcık daha. Static member variables. All objects of class share one copy. Normalde statik olmayan data member'larda her data member'in kendine ait bir tane, her objenin kendine ait bir data member kopyası vardı. Bunda öyle değil. Tüm objeler, bir sınıfın tüm objeleri aynı kopyayı paylaşıyorlar. Aynı objeyi, aynı data member'ı paylaştıkları içinde objelerden bir tanesi onu değiştirirse arta kalan herkes onu görüyor. Genelde bir şeyleri takip etmek için falan kullanılır. Mesela burada neyi takip ediyorum? Kaç tane obje yapıldı? Tamam mı? Kaç tane obje yapıldı? Onu takip ediyorum. Ya da işte volume kaç defa çağrıldı? Hayatı boyunca volume sadece bir obje tarafından değil, tüm objeler tarafından kaç defa çağrıldı? Onu anlamak için de kullanabilirsiniz bunu. Tamam mı? Ya da işte bizim yaptığımız gibi kaç tane obje var? Kaç tane obje yapıldı o ana kadar? Onu anlamak için kullanabilirsiniz. Bir data member'ı statik yapmak için data member'ın başına statik kelimesini çat diye koyuyorsunuz. Static fonksiyonlar da dediğim gibi bunlar static data member'larda, tamam mı? Bunlar static fonksiyonlar. Static fonksiyonlarda eğer if no access to object data needed, eğer objenin herhangi bir datasına erişmeyeceksiniz, yani
Fonksiyona baktınız. Fonksiyon sadece static data member'larını kullanıyor. Başka da bir şey kullanmıyor. O zaman bunları static yapabilirsiniz. Problem yok. Tamam mı? Hala bunlar sınıfın bir üyesi olmak zorunda. Sınıfın üyesi ama sınıfın içerisindeki non-static data member'ları işmiyorlar. Bunları static fonksiyon yapacağız. Mesela şeylerimiz vardı ya bizim. Round diye bir tane fonksiyonumuz vardı. Dollar part, cent part diye fonksiyonlarımız vardı. Hatırladınız mı? Sınıfın herhangi bir data member'ına şey yapmıyorlardı. Erişmiyorlardı. Onlar rahatlıkla static yapılabilir. Static yapıyorsunuz, diyorsunuz ki bundan sınıfın data member'larına erişmeyecek. Hem private hem de static. Onları static yapmak daha doğru. En doğrusu değil ama en azından o bizim yaptığımıza göre daha doğru diyebiliriz. Tamam mı? Bu static fonksiyonlar dış dünyadan eğer publiclerse, public olması lazım tabii ki. Public olmazsa dış dünyadan çağrılamazlar. Dış dünyadan aynen bu şekilde sınıfın ismi, fonksiyon ismi şeklinde çağrılabiliyorlar. Tabii ki objeler de çağırabilir. Yani kendin objenin içerisinde static fonksiyonları çağırabilirsin. Objenin üzerinde de çağırabilirsin. Diyelim ki my object şu sınıfın bir objesi. Objenin üzerinden de normal non-static fonksiyon çağırıyormuş gibi static fonksiyonları çağırabilirsiniz. Ama biz böyle çağırma şekli hoşumuza gitmiyor. Şu daha güzel. Niye? Böyle yaptığın zaman biliyorum ki ben bir static fonksiyon çağırıyorum. Okuyan bunu hemen anlıyor. Static bir fonksiyon diyor. Bunu okuyan anlayamaz. Gidip şeyine bakması lazım. Sınıfın tanımına bakması lazım. Hocam, söylediğim gibi static fonksiyonlar sadece static data kullanabilirler. Static olmayan kullanamazlar. Evet. Hocam burada şehir dediğimiz bank kopyayı kullanabilecek ya burada. Evet. Orada aynı makine üzerinde çalışan tüm uygulamalar için mi yoksa aynı thread içerisinde çalışanlar için mi? Ben mesela bir uygulamayı 2-3 tane farklı uygulamaya açtım. Aynı kurası kullanıyor. Senin bir uygulamanın diğer uygulamadan haberi olmaz ki hiç. Haberi olmaz ki ona. Birbirine haberleştirmiyorsun özellikle bir şekilde. İki, bir uygulama benden aynısından çalışıyor mu? Nasıl sonra başka bir yere? Aynısından çalışıyor diye. Onun için özel protokollü kod yazman lazım. Benden başka çalışıyor gibi. Dolayısıyla onu yapmak zaten doğru. Bir şey. Tabii ki hayır. Tabii ki bir uygulamanın bir kod şeyi var. Instance'ı üzerinde çalışıyor. Evet. Private'ın private kısmında hani static yazdığımız ve regular yazdığımız yerde niye independent konu? Ayrı bir. Yani öyle yapıyorduk ki mesela yanına direkt eşittir sıfır yazsa bu variable yazdığımız yerde. Şey, class'ın içinde private. Burada sonra ne diyorsun? Static in the object count'u niye orada direkt sıfır ama? Böyle yapılması lazım çünkü. Bir de orada şey, niye int yazıyoruz başına onu tam çözemiyorum. Zaten box count hani int, object count. Bu biraz şeye benziyor yani. Burada şu implementasyonu dışarıda yaptığım zaman bu dışarıda niye başına double yazıyoruz tekrar? Orada mesela box'un instance şey, iki nokta hani çağırdığında zaten object count integer değil mi? Integer değil mi? Şimdi bak, şunu dışarıda implement etseydim ben, dışarıda yine başına volume, double falan yazmayacak mıydım? Evet. Onun double olduğu belli değil mi? Niye bir daha yazıyorsun? Ama bir class'ın hani şeyini çağırmıyoruz. Yani orada class'ın içindeki bir objeyi çağırmıyor. Çağırma falan yok. Bak, bu ilklendirme. Bu özel bir syntax bu. Bu atama da değil, tamam mı? İlk değer verme hikayesi bu. Sanki global tanıyormuş gibi. Diğer türlü ya compiler'a ilgili karışıklıklar vardı ya da insanların kafasında karışmasın diye böyle yapmışlar. Ama yani o sorduğun soruyu daha önceden de şeyde de sorabilirdin. Ya bunun bu sınıfın içerisinde bir fonksiyon olduğu belli. Volume'u dışarıda implement ettiğini düşün. Bunun double return ettiği de belli. Signature'da diye niye bunun başına bir daha double yazıyoruz diye sorabilirdin orada da. Aynısını daha önceden de yapıyordum. Cevabı da bilmiyorum. Syntax öyle, tamam mı? Yani bu yeni görmüyoruz böyle bir syntax'ı. Ama madem ki o soruyu sordun, şöyle düşünebiliriz bunu. Static esasında C'deki de öyle. C'deki statiğe dönelim tekrar. C'deki statiğin daha önceden bir şey olduğunu söylemiştim değil mi ben? Daha önceden bir global olduğunu söylemiştim esasında. C'de kullandığımız fonksiyon için static bir global. Global ama sadece o fonksiyonun içerisinde erişmesine izin veriyoruz. Değil mi? Sadece o fonksiyonun içerisinde erişmesine izin veriyoruz. Adam da static demişler onu. Fonksiyonun dışında erişemiyorsun. Ama fonksiyonun içerisinde erişebiliyorsun sadece. Fonksiyon bittiği zaman da yaşamasının sebebi zaten global onlar. Özel bir global. Bu da özel, esasında özel bir global.
global gibi dikler ediyorsunuz bakın burada. Global gibi yüklendirdim. Ama sadece bu statiğe şu fonksiyon, şu sınıfın içerisinde imiş gibi erişebiliyor. Yani şu sınıfın içerisinde bir globalmış gibi düşünüyorum. Hocam o zaman orada float yazsam düşünüyorum. Float mu oluyor? Pas mı oluyor? Buraya float yazdın, buraya integer yazdın, compiler tas tabii ki. Buraya double yazdın, daha sonra bunu dışarıda implement ederken başına float yazdın, compiler tas tabii ki. Benim söylemeye çalıştığımı anlıyor musun? Onlar bu sözcüğün şeyi tıpatıp aynı şeyler ikisi. Tamam. Bu bir global gibi düşünün ama sadece şu sınıfın içerisinden erişilebilen, yani box'ın içerisindeki şu global gibi. Global'a niye benzetiyorum bunu? Çünkü global'lar nedir? Program yaşamaya başladığı zaman yaşamaya başlarlar. Program bittiği zaman da ölürler. Global'lar bu şekilde. Program bittiği zaman da ölürler. Global'lar bu şekilde. Bu da öyle şekilde. Burada yaşamaya başladığı zaman program çalışmaya başladığı zaman yaşamaya başlıyor. İlk değerini alıyor. Program bittiği zaman da ölüyor. Dolayısıyla benim bunu kullanmam için herhangi bir box objesi yapmama gerek yok. Herhangi bir box objesi yapmama gerek yok. O nedenle C'deki statikle bayağı bir benziyor. C'deki statikle bayağı bir benziyor. Tamam. Dediğim gibi şunun başına statik yazmak yok burada. Burada yazmıştık. Bunun başına statik yazdığınız zaman onun manası şu. Bu değişken sadece bu dosyada görülebilir. Başka bir yerde göremezsiniz. Dosyalar arasında eğer birden fazla dosyanız varsa şeyin içerisinde, programın içerisinde birden fazla dosya diğer dosyadan göremezsiniz manasında o. Yani dosyaya global ama sadece dosyadan görülebilen global. Bunları artık C++ kullanmıyorum. Yerine başka bir çözüm var. O nedenle dosyaların içerisinde herhangi bir değişkenin başında, global'ın başında statik gördüğünüz zaman eski C kullanım şekli artık kullanılmıyor. Artık kullanılmıyor. Tamam, evet. İnan bu constructikler var ya, mesela p sayısı gibi bir değeri constructik olarak tanımlasak onu private'dan public'e mi tanımlamak lazım? Sence? Yani fark etmez, sanki ikisini de değiştirmiyoruz. Hani... Private değiştirilebilen bir şey değil ki. Sizce ne arkadaşlar? Pi sayısı, şeydeki pi sayısı nasıl biliyor musunuz? Yok. C'deki pi, C++'daki pi sayısı. Şu şekilde. Şuraya yazayım. Erişirken şu şekilde erişiyorsunuz. Math diye bir tane sınıf var. Onun içerisinde pi var. Bu. Bu statik bir constant. Double. Tamam mı? Değeri de 3.1415 falan gidiyor. Tamam mı? Sizce bu med sınıfının içerisindeki pi sayısı public midir, private midir? Private olsa nasıl erişeceksiniz ya? Nasıl private olsun? Private olsa erişemezsiniz ki. Bu adama bakın, bakın ben burada object count'a, tamam mı? Object count'a dış dünyadan hiç erişmedim ki. Get count aracılığıyla yaptım bunu. Şurada diyebilirsiniz ya bu private'dı. Geçen ders bunu konuştuk. Bu private'dı. Buna nasıl sen yüklendin? Bu dediğim gibi özel bir sintaks bu. Sadece yüklendirme için bir istisna. Sadece yüklendirmek için kullanıyorum ben bunu. Başka bir yerde kullanmıyorum. Yani bir değişmek için falan filan kullanmıyorum. Dolayısıyla eğer bir pi gibi herkesin kullanmasını istediğiniz bir sabitiniz varsa ona static constant, static constant double pi dersiniz. Ondan sonra onun ilk değerini verirsiniz. Tabii ki onu public yapmanız lazım. Private olduğu zaman math sınıfının dışında, bu matematik sınıfının dışında ona erişemezsiniz. Buna dışarıdan erişmek yok. Sınıfın dışından erişmek yok buna. Buna ancak sınıfın dışından get count aracılığıyla erişebilirim. Tamam. Var mı soru soran var? Bununla ilgili kitabın verdiği bir örnek var. Bu örnek hoşuma gitmediği için bu örneği başka bir yerden buldum getirdim. Bu çok bilinen bir örnek. Kitabın verdiği örnek hiç hoşuma gitmez benim. Ama kitap vermiş madem. Onun hakkında konuşalım. Bir tane server diye sınıfı var. Server servis veriyor bu. Bir şeye gittiniz, restorana falan gittiniz, server var orada, serverdan servis alacaksınız ama server her gelene yeni bir tane şey veriyor, ne diyelim, garson veriyor, bu senin garsonun, bu senin garsonun, bu senin garsonun falan diye. Öyle garip bir şey, çok anlatması da zor, anlaması da, anlaması zor değil de, ya bunu niye vermişler falan diye insanın kafasını karıştırıyor. Hem program garip, bir de üzerine statik falik falan koyduğun zaman işler karışıyor. Şimdi statiğin ne olduğunu biliyorsunuz biz. Programın garipliğini ilan edeceğiz. Bir tane constructor'ı var. Her bir server'ın kendine ait bir tane adı olacak, ABCD diye. Bu onun adı. GetTurn denen fonksiyon statik bir fonksiyon. Dolayısıyla server sınıfının üzerine server'a sen diyorsun ki bana bir tane sıra ver.
O sana bir tane sıra veriyor. Diyor ki senin numaran 1 numara, 2 numara, 3 numara. Ondan sonra her bir şey, her bir server yaptığınız zaman her bir server bir kişiye servis verebiliyor, bana servis ver diyebiliyorsun. Still open dediği de hala benim şeyim, restoranım açık mı? Onu soran bir tane statik bir fonksiyon. Turn diye bir tane, sıra diye bir değişkenim var. Statik. Herkes görebiliyor bunu. Yani herkes görebiliyor dediğim sınıfın tüm objeleri, server, tüm server objeleri görebiliyor. Sıra kimde? Onu söylüyor. Değil mi? Turn, sıra kimde? Ya da hayır. Şu anda bende kaç kişi sırada bekliyor onu söylüyor. Tamam mı? Last third en son kime servis vermişim? Now open'da restoranım hala açık mı? Onu söylüyor. Şimdi bunlar statik 1, 2, 3. Statik ya 3 tane. 3 tane statiği aldım. Bunları yüklendirmem lazım. Turn'e 0 yaptım. Last third 0. Now open'da true. Gördüğünüz gibi hepsini global seviyede, sanki global'ları initialize ediyormuşum gibi, global integer'lar, arkadaşın söylediği gibi global integer'lar ve boolean'lar yapıyormuşum gibi ilk değerlerini verdim. Burada bunlar ne olması lazım? Eğer bu 11, 12, 13 yazmazsanız burada hata mesajı verirsiniz, alırsınız. Bunlar da yazmazsanız 16, 17, 18'i compiler size yine hata mesajı veriyor. Bunların ilk değerlerini ben bilmiyorum diyor. Hata mesajı veriyorsun. Bunları unutmamanız lazım dolayısıyla. Tamam. Devam edelim. Şu fonksiyonlar çok basit fonksiyonlar esasında. Fonksiyonlara şöyle yapalım. İlk önce şey main'e bakalım. İki tane server'ım var. Server A ve server B var. Tamam mı? Bir do while loop'un içerisinde restoran açık olduğu sürece ben bu loop'u çalıştıracağım. Yeni bir adam geldi. Kaç kişi geldin sen diyorum. Tamam mı? Kaç kişi geldi? 5 kişi geldi. Tamam mı? Klavyeden 5'i yazdım, girdim. Tamam mı? Ondan sonra her gelen bir kişi için onun için bir tane sıra alıyor. Senin sıran 1, seninki 2, seninki 3, seninki 4, seninki 5 diyor. Onu söylüyor. Tamam mı? Ondan sonra 5 kişi var ya sırada bekleyen. 5 kişi. S1'i diyor ki sen bunlardan birisine servis ver. Sen bunlardan diğerine servis ver diyor. Tamam. Sonra while loop'una geldik. Hala açıksa restoran, yani sırada bekleyen varsa tekrar başa geliyor. Tekrar soruyor kaç kişi geldi, yeni geldi. Eğer yeni birileri geldiyse işte 3-5 yazıyor. Yoksa 0 yazıyor. Yeni birisi gelmedi ama her seferinde hala o arta kalan kişilere servis veriyor. Sen birisine, sen ikisine servis ver diyor. İş bittiği zaman da now closing service demiş. Bir tane isterseniz örneğe bakalım burada. How many in your group demiş? 3. Tamam mı? Senin ikisi 1 numara, 2 numara, 3 numara söylemiş. A server'ı 1'e servis vermiş. B server'ı 2'ye servis vermiş. Kaç kişi, bir daha loop'un başına döndü. Kaç kişi var grubunda? 2. Ondan sonra sizinki de 4 ile 5 olacak demiş. Bakın 1, 2, 3'ü nerede hatırladı? Turn'den hatırladı. Turn neydi? Turn kaç kişi sırada beklediğini gösteriyordu. Yeni birileri geldiği zaman onlar 4 ve 5 numaralar var. Yani turn en son gelen adamın sıra numarasını söylüyor bize. Tamam mı? Bu server halinde ya, server one dedi ya, bir kişiye servis ver. Ben 1 numarayı aldım diyor. 1 numarayı aldığı için last server'ı o 1 arttırdı, 2 yaptı. B geldi, B 2 numarayı aldı, last server'ı 1 arttırdı. O zaman 3 yaptı onu. Tekrar burada last server'ı arttıracak. Loop'un başına döndüm. Tekrar kaç kişi geldi? 0. Şu ana kadar 4 kişiye servis vermiştim. Server A bir kişiye servis verdi ve tüm restoranı kapattık. Tekrar main'e bakarsak, main bunu yapıyor. Yani gelen herkese şu number kadar sıra veriyor. Ondan sonra sadece ikinci elinde iki tane servis veren server objesi var. İki tane servis veren server objesi var. Onlardan iki tanesine servis veriyor. Loop'un başına dönüyor. Gelenleri arkaya ekliyor. Ve iki kişiye servis veriyor. Eğer gelen yoksa servis vermeye devam ediyor. Ta ki şu still open şey oluncaya kadar. False oluncaya kadar. Still open'da ne zaman false olacak? Last serve ile turn birbiriyle aynı oluncaya kadar. Bakalım onlara. Constructor yaptığı tek şey server'ın adını name'e koymak. Get turn dediğim zaman turn'ü bir tane arttırdım. Tamam mı? Ve return turn dedim. Bu main'in çağırdığı herkese bir tane numara verme şeyi. Static fonksiyonu. Still open, now open denen değişkeni return ediyor. O kadar. Hani bu bir ilk başta true'ydu ya. Onu return ediyor. Serve 1 işte burada. Serve 1 bu. Serve 1 arkadaşlar hatırlıyorsanız burada non-static'ti.
bu statik, bu statik, bu non-statik. Dolayısıyla bu server one kendisi objenin üzerinde çalışan ama state'e değişebilen bir tane fonksiyon. Now open hatırlıyorsanız o bir statikti. Last server static, bu da statik, statiklere erişebilir. Bu statik bir fonksiyon non-statiklere erişemez. Zaten bunun çok fazla non-statik bir şeyi yok, data member'ı yok. Tek non-statik data member'ı name. Server one now open, eğer ben hala açıksam ve last server turn'dan küçükse last server'ı bir tane arttırıyorum, bir kişiye servis verdim. Kendi ismimi yazıyorum. Non-static olduğum için buna erişimim var. Last server static, ondan sonra buraya last server'ı yazdım ve fonksiyon bu kadar, bitti. Pardon, en sonunda bitmeden önce de diyor ki last server eğer turn'dan büyük eşitse o zaman now open'ı false yap ki loop'tan çıkabileyim. Bu kadar. Yani statikleri, non-statikleri kullanan bir örnek ama çok daha ne diyeyim, manalı bir örnek değil. Şu bizim anlattığımız çok daha sık kullanılan bir örnekte. Object counter'ın yapılması. Ödede de eminim buna benzer bir şey vereceğim ben. Yani statiği kullanın falan diye buna benzer bir örnek vereceğim. Tamam. Var mı sorusu olan statiklerle alakalı? C'deki statikle olan benzerliği niye anlayın? Neydi benzerliği? C'deki statikle olan benzerliği şu statiğin. Evet. Global olmuş gibi. C'deki statik de bu global gibi. Bu da global gibi diyorum. Global değiller. Global gibiler şeyleri global'a çok benziyor. Yaşama süreleri. Global'lar program çalışmaya başlayınca başlarlar yaşamaya. Program bitince de ölürler. Global gibiler ama C'deki statik de sadece o fonksiyonun içerisine erişebiliyorum o şeye. Global'a. Buradaki statik de bu sınıfa özel bir statik. Sınıfın objelerinden ve sınıfın ismi üzerinden erişebiliyorum bunu. Sınıfın ismi üzerinden erişebiliyorum bunu. Bazıları statikleri kullanırken bu adam statikleri güzel kullanmamış. Şurada mesela. Tamam, şurada. Bundan statik bir fonksiyon yani. Şurada bilerek yazarlar. Buraya now open yazmaz. Der ki box binary scope resolution now open. Box diyorum yani server. Server yani şunu da yazar buraya. Server binary scope resolution now open. Hani ne oluyor? Sınıfın bir değişkenine erişiyorum. Esasında böyle erişme hakkı var da oradan müsait olduğu halde, tamam mı? Böyle erişme hakkı var ama bunun statik olduğunu söylemek için server üzerinden erişmesi daha doğru bunların üçüne birden. Server üzerinden erişmesi daha doğru. Çünkü okuyan bunların statik değişkenler olduğunu anlayacak. Tamam. Tabii ki bunlar private olduğu için dış dünyadan main'in içerisinde bunlara doğrudan erişmek yok. GetTurn'le, StillOpen'la onlara erişiyorum. Dolaylı yoldanların public interface'ini kullanıyorum. Tamam, sorusu olan var mı statikle alakalı? Bu karman çorman. Şunu dediğim gibi daha önce de bu tür tavsiyelerde bulunmuştum. Dersten çıktıktan sonra şunun aynısını bir box sınıfı için ya da başka bir sınıf için yapın bunu. Bunu yapın. Yani kendiniz yazın. Get count'u falan şey yapın. Çıkarın kaç tane obje yaptın. Bir de bunu trace dedin, tamam mı? Yani şey yapın. Teker teker debugger'da bakın bu obje count ne zaman arttırıyor, ne zaman arttırmıyor. Bununla ilgili güzel bir deney size. Cobay value ile şeyi göndersem bir box objesini, tamam mı? Bir box objesini diyelim ki buraya yazabiliyor muyum? Belki de yazarım ha. Edit diye bir şey var mı? Tamam, böyle mi yapacağım ya? Hayret bir şey. Tamam, ben bunu silip daha yazsam daha iyi olur. Box objesine bir f diye bir fonksiyonum var. F diye bir tane fonksiyonum var. Box objesine bu f fonksiyonuna callback value ile yolladım. F'in ne yaptığının önemi yok, tamam mı? F'in ne yaptığının önemi yok. Çift mi? Ne yapıyorum ya? Alt gr miydi bu? Hatta alt gr'ymiş. F'in ne yaptığının önemi yok. Bir tane box objesi alıyor. Callback value ile, tamam mı? Referans falan filan değil. Buraya da bir tane box'ı çağırdım, gönderdim bir yerlere. Burada şey değil, ne diyeyim. Main içerisine yolladım. Şimdi bunun bir tane kopyası alınacak değil mi buradan?
Doğru mu? Kopyası alınacak. Kopyası alınması için de ne olacak? Bir objenin yapılması lazım. Obje yapıldığı zaman yeni bir obje yapıldı. Tamam. Ben burada ne yapıyordum? Box'ların sayısını ölçmeye çalışıyordum, değil mi? Kaç tane box yapıldı? O bu object count'u artıracak mı, artırmayacak mı? Bir bunu deneyin bakalım ne oluyor. Tamam mı? Bir bunu deneyin bakalım. Ne oluyor acaba? Yani o box sayısını artıracak mı, artırmayacak mı bunu yaptığımda? Box sayısını artıracak mı, artırmayacak mı? Bunu bir bana haftaya falan söyleyin. Artırır mı sizce? Artırmaz. Niye? Object count erişebiliyor mu? Ne erişebiliyor ki? Box'tan B erişebiliyor mu object count? Sorduğum soru şu. B'yi buraya yolladığınız zaman yeni bir kopyası yapılmayacak mı box'ın? Yeni bir kopyası yapıldığı zaman bir obje yapılmayacak mı? Obje yapıldığı zaman kim çağırır? Constructor. Artırır mı, artırmaz mı? Artırır. Şu anda artırır demeniz lazım yani ilk bu ders ilk defa alanlar. Diğerleri, birileri ben geçtiğim halde kaldığım hocam falan diyenler vardı bu sefer. Nerede onlar? Konuşmuyorlar. Sizin arttırır demeniz lazım ama bu işi birazcık bilenlerin arttırmaz demesi lazım. Çünkü tüm konstrüktörlerin hepsini anlatmadım. Birden fazla konstrüktör var. Bu bizim normal bildiğimiz konstrüktör. Bir de copy konstrüktör diye bir konstrüktör var. Kopya alan bir konstrüktör. Onu daha sonradan yapacağız. Yani yine konstrüktör. Her obje yapılırken bir konstrüktör çağrılıyor ama kopya alan, bir objenin kopyası alan konstrüktör bundan farklı. Onun hakkında daha sonra konuşuruz. Yani bir nerede oluyor, nerede olmuyor? Obje return edince mesela kopyası almıyor. Atama yapınca temporary objeler falan yapılıyor, kopyası almıyor. O gibi yerlerde acaba bu constructor çağırıyor mu, çağırmıyor mu? Bir onlara bakacağız. Evet. Yani o zaman olay value değil de referans olarak gönderseydik constructor artacak mı? Artmaz tabii çünkü referansa yeni bir obje yapılmıyor ki, kopya alınmıyor. Tamam. Statik kitabın örneği hakkında da konuştum. Sorusu olan yoksa devam edeceğim. Soru olmaması kötü bu statikten anlamadınız demektir ha. Yapacağım başka bir şey yok, anlatacağım her şeyi anladım. Anlamadınız tamam mı? Bakışlarınız bana statiği anlamadığınızı söylüyor. Bu şeyi yapın. Söylediğim örneği kendiniz yazın. Bir yerlerde soru gelmesi lazımdı yani. O zaman bunun yerine bu niye yok? O zaman bunu niye yapmadık falan gibi laflar gelmedi onlardan. Tamam. Gözleriniz anlayan gözler değil. Yeni konuya geçiyorum. Bu daha önceden anlattıklarımı çok fazla çalışmadığınızı gösteriyor. Nested'den local classes bir sınıfın içerisinde başka bir sınıfa dikler edebilirsiniz. Bunlara nested sınıf deniyor. Hani nested for loop yapabiliyorduk ya, yani iç içe nested loop'lar yapabiliyorduk ya, iç içe sınıf da yapabilirsiniz. Mesela şu bir tane outside sınıf, bir tane private integer'i var. Public kısmında da bir tane nested bir sınıf yapmışım. Sınıfın ismi nested. Onun içerisinde iki tane static var. Public kısmında. İki tane de fonksiyonu var. Olabilir. Outside isimli bir sınıfın, outside isimli sınıfın objesini yapmak için ne yapmam lazım? Bakın burada bunlar static ya. İklendirilmesi lazım. Nasıl iklendirilmiş gördünüz mü? Outside'ın içerisinde nested isimli bir sınıf var. Onun da x isimli bir tane integer değişkeni var. Ona ilk değer veriyorum. Ona ilk değeri veriyorum. Tamam. Ona ilk değeri veriyorum. Outside'ın içerisinde nested isimli bir sınıf var. Onun f fonksiyonunu implement ettim. Sınıfın içerisinde sınıf olabilir, yapabilirsiniz bunu. Yapabilir. Niye yapıyorum bunu? Niye yapabilirim? Çünkü bu nested denen sınıf sadece outside'ın içerisinde manalı. Başka bir yerde manalı değil. Başka bir yerde kullanılmıyor mesela. Bunu ben private de yapabilirdim. Private yaptığın zaman outside'ın dışında hiç kimse buna kullanamazdı. Şimdi kullanma ihtimalleri var ama kullanamazdı. İstersen benden başka kimse bunu kullanmasın. Benim sınıfım demek istiyorsan eğer bu nested'ı private kısma koyardım. Sadece outside'ın içerisindeki fonksiyonlar nested'in objelerini yapar ve kullanırlardı. Objelerini yapar ve kullanırlardı. Şu üç satır anladınız mı? Ne yapmış? Outside'ın nested'ine typedef out nest yapmış ki her seferinde şunu yapmak zorunda kalmayayım diye. Typedef yapmış, siden biliyorsunuz bunu. Out nest'in y'sine 10 atadı. Bu yani out nest'in y'sini ilklendirmiş. Out nest dediği esasında outside'ın içerisindeki nested sınıfının y'sini. Out nest'in içerisindeki y'yi implement etti.
Şimdi outside'ın bir objesini oluşturduğunuz zaman outside'ın objesinin size'ı kaç? Outside'ın her bir objesinin size'ı kaç? 4. 4. Güzel. Doğru cevap 4. Şu kafanızı karıştırmasın. Yani outside'ın her bir objesinin içerisinde bir class giriyor diye düşünmeyin. Hayır. Bu bir class tanımı. Bu bir class tanımı. Ne demek class tanımı? Bu class'ın objesini yapmak istersen yapabilirsin bu şekilde mesela. İşte outside'ın içerisinde nested'ın bir objesini yapacağım. Nasıl yaparsın? Bu class'ın bir objesini yapın. Ne yazarsınız? Şu bir tane outside objesi yapalım. Şöyle yapalım. Bir outside objesi. Yapacağım şey sadece şu outside. Oh, bu kadar. Bir tane outside objesi yaptım burada. Tamam, peki bir tane nested objesi yapın. Nasıl yapacağız? Outside'ın içerisinde nested diye bir sınıf var. Onun bir tane objesini yazalım. İsmi ne olsun? Tamam, bu kadar. Neyin üzerinde? Neyin üzerinde f fonksiyonunu çağırabilirim. Neyin üzerinde f fonksiyonunu çağırabilirim. Tamam. Direkt böyle çağırabilir miyiz hocam? Yoksa o noktana... Hayır, yok. Şimdi o ile neyin birbiriyle alakası şu anda yok. O bir obje, ney bir obje, tamam mı? Sadece tanımlamaları birbirinin içerisindeydi. İçinde olmasının başka bir şey yok. İçinde olmasının şeyi, nested denen sınıfı kullanmak için outside sınıfına ihtiyacın var. Bunlar birbirinin akrabası, bunlar birbirinden ayrı düşünülemez. Nested özellikle outside olmadan bir işe yaramaz demek istiyorum ben. Eğer zaten ben dediğim gibi nested'i public değil de private kısmında yapmış olsaydım şunu yazamayacaktım hiç. Hiç yazamayacaktım. O yüzden burada o nokta ne nokta f dememiz gerek. O nokta ne diyemezsin. Çünkü onun içerisinde ne diye bir şey yok. Burada ne diye bir şey var mı? Şunun içerisinde. Sen compile'sın, compile diyorsun. Tanımladık ya. Onun içerisinde ne diye bir şey var mı? Yok. Burada tüm, onun tüm tanımı burada işte. Outside'ın tüm tanımı burada. Onun içerisinde ne diye bir şey var mı? Yok. Onun içerisinde A diye bir şey var. Belki desen desen o nokta A dersin. O da private olduğu için erişimin yoktur ona. Sınıfın içerisinde tanımlanmış sınıf. Dediğim gibi niye sordum ben o soruyu biraz önce? Bu O objesinin, şuradaki O objesinin size'ı kaç diye niye sordum ben? 4 dediler. Niye 4 dediler? Çünkü burada bir tane integer var. Başka da bir şey yok. O nokta ne dediğin zaman sen O nokta ne? Onun içerisinde ne diye bir tane data field var gibi bir şey söylüyorsun. Öyle bir şey yok ki. Şey mi yapmamız gerekiyor, bilmiyorum doğru mu anladım da, o iki nokta ne yaptığımız, yani çünkü o neyi tanımladığımızda o outside'den tanımladığımız her şeyin içine girmiyor mu? Bak onun içerisinde, onun içerisinde bir tane integer var, başka bir şey yok. Tamam mı? O da bu. Sen o iki nokta üst üste ya da o nokta dediğin zaman onun içerisinde başka bir şeyler var manası gibi bir şey çıkarmaya çalışıyorsun, öyle bir şey yok bari. Yani o şey neye, şey o f fonksiyonu direkt ne nokta? Evet, çünkü objen bu. Objen bu. Objenin tanımında da bu var. Diyor ki objenin sınıfı budur. Sınıfın içerisinde iki tane statiği var, iki tane de fonksiyonu var. Bunları çağırabilirsin. Peki şey için ne yapabilirim? O için ne yapabilirim? Onun üzerinde çağırabileceğim şu fonksiyon yok. Yapmamışım. Onun üzerinde çağırabileceğim herhangi bir fonksiyon yapmamışım. Onun sadece içerisinde bir değişken var. A. O da private olduğu için erişebilirim. Statikleri şey, X ve Y. Hayır, tabii ki erişemez. Onlar bunun değil ya. Niye aynı şeyi soruyorsunuz ya? X ile Y, O'ya ait değil. X ile Y, tamam mı? X ile Y outside'ın değil. X ile Y nested'ın. X ile Y'ye erişmek için nested'ın objelerini yapmanız lazım. N nokta X ve Y ile erişebilirsin ona yapmak istiyorsan. Ama daha doğrusu tabii ki bu adamın yaptığı gibi outside'ın nested'ının X'ine erişmek. Evet. Nested'ın içerisinden outside'ın bir elemanına erişebilir miyiz? Nested'ın içerisinden outside'ın nested bir şeyin parçası olduğu için, sınıfın bir parçası olduğu için outside'ın data member'larına private de olsa dahi de erişebilir tabii ki. Evet, çünkü sınıfın bir parçası o. Avantajlardan bir tanesi de o. Sınıfın bir parçası. Çok kullanılan bir teknik değildir. Kitap çok bunu kısa bahsetmiş. Başka da bir örnek vermiş. O örnek çok hoşuma gitmedi. Ben onun yerine bunu koydum. İnternetten aldığım bir yerde ya da ben kendim yazdım hatırlamıyorum. Kitap onlardan da çok fazla bahsetmiş ama nested class'lar olabilir. Ve bu sınıf normal bir sınıfmış gibi düşünün. Normal bir sınıfmış gibi düşünün. Ama bu sınıfın erişebilmesi için
dışarıdaki sınıfa ihtiyacı var. Dışarıdaki sınıfın üzerinden erişiyorsa öyle. Başka bir yerde, başka bir sınıfın içerisinde başka bir nested isimli sınıf olabilir. Bunu da yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. Birden fazla nested isimli sınıf ama diğeri başka bir sınıfın içerisinde ya da global seviyede yaşıyor. Yapabilirsiniz. Evet. Peki, o zaman ben farklı bir yerde nested class'a ait bir obje oluşturamam değil mi? Alsat oluşturamam. Alsat class'ı oluşturamam. Hayır, yaptım işte. Yaptım ya. Outside bağımsız, sadece nested şeklinde oluyor değil mi? Başına outside objesi yapmama gerek yok. Ama bunu yapabilirim. Outside objesi yapmama gerek yok ama bunu yapabilirim. Ne bunlar tamam bunlar, bu da kafanızı karıştırdı. En azından kafanızı karıştırdı, hiç kafanızı karıştırmadı bile. Öyleyse ben yeni ödevi de bana vereyim ya. Bunu siz kendiniz şeyde yapın. Yeni ödevi de bana koyun içerisine. Nested olsun sınıfınız doğru. Yeni, yani bu yeni, şimdi en son yaptığınız o panic for ödevini object oriented'a çevireceksiniz yenisinde. Onu yaparken her bir hücre, oradaki hücreler var ya, attığınız her bir pool. Her bir pool bir tane sınıf olsun, sınıfın objesi olsun. Pool'ların istenen yerleri var. Bir de game, oyun tahtanız var. Oyun tahtası da işte 5'e 5, 10'a 10 tahta ya bir tane üst tahta. O bir sınıf olsun, sınıfın içerisindeki o hücrelerde nested sınıftan gelsin, sınıfın içerisinde olsun yani. E tamam, bir bakın ona. Yani dışarıdan o şeye erişilemesin. Sınıflar için peki şey, protected? Protected ne demek? Bilmiyorum ben protected'i. Bilen var mı protected'i? Kimse bilmiyor ya. Hocam bu çok sıkıntılı değil mi? Private'larına erişiyor. Kim private'larına erişiyor? İçteki sınıf. Ama onu sen, senin tercihin o. Eğer private'larına erişmesi object oriented sıkıntı yapıyorsa bunu buraya koyma bir zahmet. Dışarı koy. Bu senin tercihin. Bunlar birbiriyle çok içli dışlı akraba, tamam mı? Nested bunlar. Bu dışarıdakinin her bir şeyini biliyor. Bu dışarıdakinin her bir şeyini biliyor. Yapabilirsin bunu. Sen istediğin şey, senin tasarımın. Demek ki ona bir ihtiyacın varmış, yapmışsın. Eğer object oriented çekincelerin varsa bu konuda birbiriyle alakalı iki şeyi şey yaptıysan sen eğer birbiriyle alakası iki şeyi öyle nested yaptıysan o zaman senin tasarım hatan mı? Erişmesini istediğinden dolayı, o yetkiyi vermek istediğinden dolayı yapıyorum. Tamam. Onun data member'ların erişmemesinin yapmanın bir yolu var. C++'da olmayabilir ama Java'da var. Kafanızı iyice karıştırayım sizin. Şunun başına static yazıyorsunuz. Static class nested dediğiniz zaman statik bir sınıf. Statiğin özelliği neydi statik? Data member'lar erişemiyordu değil mi? O zaman data member'lar erişmesini engelliyorsun. C++'da bu var mı emin değilim ama Java'da var. Muhtemelen 11'de ya da 11'de eklemişlerdir. Birisi faydalı bir şey yapınca diğeri bir sonraki de onu ekliyor. Tamam. Geçiyorum buna. Protected dönemin sonuna doğru gelecek. Vektör. Vektör bizim string gibi, string diye bir sınıfımız var diye bizim dönemin başından beri kullanıyoruz. Karakter dizileri yerine daha güzel falan diyoruz. Vektör onun genelleştirilmiş hali diye düşünebilirsiniz. Array'lerin yerine C++'da Standard Template Library, bununla ilgili bir chapter var kitapta, onun hakkında konuşacağız. Standard Template Library, yani standart kütüphanenin bir parçası. Diziler yerine vektörleri kullanmasını daha fazla seviyoruz C++'da çünkü hani karakter diziyle ilgili problem neydi? Null terminated olması gerekiyor. Ona dikkat edeceğiz. Bir. İki. İşte str.cmp gibi str.cp gibi fonksiyonların nasıl çalıştığını, str.cat gibi fonksiyonların nasıl çalıştığını falan bilmemiz lazım detaylarla. Str.cat mesela şeydir. Ne diyeyim? Tehlikedir biraz. Çok çünkü yeteri kadar yeriniz yoksa programınızı falan crash ettirebilir. str.cmp eğer null terminated string üzerine çağırmazsanız eğer size ait olmayan yerlere falan erişebilir. Onunla ilgili problemler epeyce var. Vektörler o türlü problemleri şey yapmış, azaltmış tamamen. Kullanması çok kolay hale getirmiş. Söyleyeceğiniz tek şey diyorsunuz ki ben bir tane integer vektör yapacağım, integerleri gibi. Ya da double vektör yapacağım. Ya da işte day of year vektör yapacağım, bank account vektör yapacağım diyorsunuz. Size'ını söylüyorsunuz kaç tane olması gerektiğini. İsterseniz size'ını büyütüp küçültebiliyorsunuz vektörü. Birazcık daha büyüt, bir tane daha büyüt,
20 tane daha büyük gibi şeyler söyleyebiliyorsun. Ya da ya bu çok büyük oldu, biraz bunu küçült diyebiliyorsun. Yapacağın tek şey fonksiyon çağırmak. Yani dediğince değil, mesela şeyi büyütmek için büyütmek ya da küçültmek için yapacağın tek şey vektörünüz V olsun. V nokta resize diyorsun. V nokta resize dediğin zaman yeni size'ını da verebiliyorsun. Ya da vektörün arkasına bir tane eleman ekleyeceğim. Pushback diyorsun. Bu türlü de fonksiyon memberlarını yazmışlar. Elimize vermişler. Atama operasyonu falan güzel çalışıyor. Hani dizilerde atama yoktu ya. Burada atama operasyonu var. Onlar güzel çalışıyor. Bu konuda problem yok. Vektörün temelinde esasında doğrudan işte şu bir tane integer vektörü yapmanın yolu bu. Vektör diyorum. Böyle bir notasyon daha önce görmemiştik. Integer vektörü V diyeceğiz buna. Tamam mı? Bir tane integer vektörü yap. Tamam yaptım. Ne olacak? Integer vektörünün burada içerisinde herhangi bir eleman yok. Sıfır size. Buraya yeni bir eleman eklemen lazım. Yeni eklemenin yolları da ne? İşte pushback. V nokta pushback dersen burada. Bunun üzerine yapabileceğim şeyleri söyleyeyim size ben hemen. Şuraya yazayım isterseniz. Birazcık. V nokta push underscore'u bulmaya çalışıyorum. Pushback 2 mesela. Bu benim vektörümün size'ını sıfırdan 1'e çıkardı. Size'ı sıfırdan 1'e çıktı. Bu arada V nokta size dersem ben, tamam mı? V nokta size dersem bana bana burada bir rakamı return edecek bu. V nokta size. Dolayısıyla bu vektör kendi size'ının ne kadar olduğunu da biliyor. Hani dizilerin size'ına biz bir fonksiyona yollarken gönderdik ya, size şu kadar falan filan diye. Vektörle de ona gerek yok. Vektörün kendisini çat diye gönderiyorsun. Ona sen kendi size'ını soruyor. Onları yapabiliyor. Atama falan yapmak çok kolay. Diyelim ki işte K da bir vektör olsun. Aynı tipten olması lazım tabii. Doğrudan bu atamayı yapıyorsun. STR, CP'ye falan filan gibi şeylere falan gerek yok. Doğrudan bir vektör atamak var. Yapıyorsunuz. Büyüktür, küçüktür falan gibi şeyler çalışmıyor. Çünkü iki vektörün karşılaştırması bayağı zor bir şey. String karşılaştırmasına benzemiyor. Büyüktür, küçüktür implement etmemişler. Eşit eşit de implement edilmemiş. Ama atama çalışıyor. Sizler farklı olsa olana kadar mı atıyor yoksa atamıyor? Yok, hayır. Şimdi